Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Osmaniye'nin Çona köyündeki Çona şelalesine yolculuğumuz. Çona köyünün içerisinden Gatılhane'den ilerleyerek en son ulaştığınız noktadan vadi içerisine girip belli bir yere kadar stabilize olan yoldan devam ediyorsunuz ve daha sonra da dere yatağına inmeniz gerekiyor. Ortalama 3 kilometrelik bir mesafe gidiş. Tabii biraz zorlu. Yine body rafting yaparak kayalardan suyun içerisinden geçerek ilerlemeniz gerekiyor. Bugün ulaşacağımız nokta küçük şelalenin orası. Bir de üst tarafında büyük şelale var. Fakat oraya tırmanabilmek için teknik bilgi ve tırmanma ipi gerekiyor. Ben daha önce Osmaniye Dağcılık Kulübü ile oraya geçmiştim. Ama sizler için inşallah drone'la o büyük şelaleden de bir görüntü almaya çalışacağım. Zaten küçük şelaleden ortalama 30-40 metre daha yukarıda. İnşallah sıkıntı olmazsa size orayı da alacağım. Yine her şey güzel, ortam çok güzel. Burası da çok güzel. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Selam dostlar. Bu haftada Doğan'ın izinden Çona Şelalesi'ne gittik. Şelaleye çok az kala, son bir döneme işte suyun debisi aşırı derecede yüksek olduğu için çantalarımızla geçemedik. Çantasız geçilebiliyordu. Eşyalarımızı da götüremediğimiz için Halil hocam geçti orayı görmesi açısından. Ben 3 kere gidip gördüğüm için ben gitmedim. Kendisi gitti gördü. Drone da GPS sinyali bulamadığı için, vadi olduğu için, onun üzerinde sinyal bulamadığı için 30 metreden fazla yükselmeyi reddetti. Dolayısıyla yukarıdaki o büyük şelaleyi çekemedim. Fakat o küçük şelalenin görüntüsünü aldım. Güzel, keyifli bir rotaydı. Yine kazasız belasız çok şükür geldik buraya. Yine kayalardan tutunarak, body rafting yaparak ulaşabiliyorsunuz. Ama burası biraz daha diğer yerlere göre sel olayı fazla olduğu için çok daha sert bir coğrafyaya sahip. Buraya gelirken azami ölçüde dikkatli olmanız gerekiyor.